Evet Gül Hanım, nasıl buldunuz davet ya uygun çorbayı? Ben ilk defa yiyorum zaten kabak çorbasını. İçinde havuç da var sanırım değil mi? Papya biber var, havuç var. Ben zaten yoğun seviyorum demiştim. Yani çorbasının biraz tatlısı... Senin tarhana kadar yoğun mu bu da? Evet yani yoğun yani bence. Değil, daha akışta. Tarhana kadar olmasa da gene evet, bu hani kremalı biraz. kremalı olduğu için olması gerektiği ki, gibi. Ki yani bir de şey böyle tatlımsı bir tat geliyor acaba. Kabak, havuç, papya biber. Hani papya biber de tatlımsı bir şeydir. Ben yani güzel beğendim. Yani beğendiniz ilk defa mi? Evet kabak çorbası içiyorum. Peki basit bir çorba olarak görüyor musunuz çorbayı? Şimdi işlemini evet ben zaten hani işlemini anlatayım. İşlemini bilmediğim için önce kabaklar hani doğranıp suya bir anlatayım falan. Şöyle. Kabakları kuşbaşı doğruyoruz, soğanları kuşbaşı doğruyoruz, ondan sonra havucu kuşbaşı doğruyoruz, sarımsak koyuyoruz, defne yapıyoruz. Var. Ama işte az koydum. Ondan sonra bunların hepsini haşlıyorum. Sonradan robottan bayağı bir çekiyoruz yani en az böyle bir 10-15 dakika ki pürüzsüz olsun diye. Ondan sonra diğer taraftan da başka bir tencereye kapya biberleri, havuçları, kabağın dış kısmını küçücük şu kadarcık ama incecik doğrayıp onları tereyağla soteliyoruz aşama aşama. Önce havucu, papyası, kabağı derken sonra ununu koyup, sütünü koyup, kremasını hazırlayıp hepsini buluşturuyoruz. Sonradan da su koyuyoruz, iyice kaynıyor. Ondan sonra da üstüne dereotu koyup altını kapatıyoruz. Peki hala basit bir çorba mı? Soymalık, doğramalık, meşakkatle bayağı bir yani işlem. Emek, evet, meşakkat. Çok emek, yani bayağı bir zaman çok alıyor. Çok değil de yani yine meşakkat. Şimdi yani şey, doğramayla, uğraşmayla zaman alıyor. Yoksa kalkıp da başka bir güç yok burada. Hani onları minik minik doğra, küçük doğra, işte bilmem ne. Peki tadını beğendiniz mi? Tadını beğendim. Peki yani. Afiyet olsun. Satı abla. Ben kabak çorbası hiç yemediğim için hiç damağıma uygun değil. Yemedim. Ben yapmadım da yemedim. Anladım. Beğenmediniz mi tadını? Yok ben beğenmedim. Emine abla? Bilmiyorum hani çevrem tarafından çok sevilen bir çorba. Yani ya özellikle... olabilir ama ben yok, yemediğim için. Bir olabilir. Bir insan şimdi hani ilk yediği şeyi herkes beğenmeyebilir. Öyle bir şey de var. Arkadaşımız tamam, hiç yememiş beğendi diyor. Diyelim. Ama benim ben hiç yemediği mi? Halde bu çorbayı bütün misafirlerime sunarım. Tamam. Ve herkes yani o kadar memnundur. Hani ama bu dediğim gibi görecelidir bir şey değil mi? Emin Hanım bak şimdi senin göreceli çevrende şey. Senin çevrende belki bu çorba yenilir. Benim çünkü, çevremde bu çorbayı yemezler. Çünkü genelde bunlarda yemezler. Biraz hani yemezler hazır çorbalar olur ya onları andırır. Yapmıyorum yani hiç yapmadım. Ama her şey bana ait hiç hazır bir şey. Peki olamaz. Satı Hanım'ın cidden çorbayı beğenmediğini düşünüyor musun? Ya hiç yemediği için olabilir. Olabilir. Hani bazı insanlar çünkü damak tadı almıyor o ilk yemediği için. Yani ilk yediği için. Peki afiyet olsun. Olabilir. Özge Hanım. Yani kremayı kendiniz mi yaptınız? Her şey kendim. Süt de galiba. Süt, un, tereyağı. Yani kesmiş biraz sanki de. Yok. Ya boncuk boncuk bir şey var yok, mı? Yok ama kabak neyden. Yoğunluğu. Kabak var ha, ya. Bilmiyorum. Ben kesmiş kabağın diye düşündüm ama. Kabağın kendi iç şeyi var ya. İç dolgusu var ya anladım. Kabağın. Tadı tuzu güzel. Güzel olmuş elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki anlattığı aşamalardan sonra kabak çorbası sizin için de uğraştırıcı bir çorba mı? Yani bütün çorbalar gibi. Aynı derecede bence. Hani olay sadece biliyor musunuz? Haşlanması, evet. Aşaması, robottan geçmesi, o diğer olayların minik minik doğranması, sotelenmesi, kavrulması, kreması. Yani işlem uzun. Hayır, Özge... Ya sadece hazırlaması uzun. Ha, hani ondan dolayı. Zaten tabii ki zaman da yani. Davete uygun mu? Yani davete, kabak çorbası ben davette de görmedim. Biliyoruz. Tarhana gibi yedik mesela. Yani, bir, ya da ne bileyim domates hani, çorbasına da kremalı olduğu için bu şekilde. O zaman az önce dediğiniz şeye giriyor mu bu da? Çevresel faktörler. Yani, onu misafirleri evet, o tarz seviyor. Senin aynen. Misafirlerin öyle seviyor. Aynen öyle. Peki afiyet olsun Özgeciğim. Halime Hanım. Ben çok beğendim. Tahmin etmiştim hani bildiği bir çorbayı yapar diye ama hani kabak çorbasını hafif bulmuştum. Ama o yüzden gibi. Ama tadı tuzu yerinde olmuş. Yani sosunu da tabii ki krema koymayacağını tahmin ediyordum. Hazır krema yani, koymayacağını. Tabii Emine Hanım'dan bekleneni hiç yapmış. Hiç kullanmam. Peki Halime Hanım bekleneni görmüş şu anda çorbada evet. Önünde. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Ben de beğendim çorbanı. Afiyet gayet olsun. Güzel olmuş. Evet şimdi ara sıcak olarak ne geliyordu? Patatesli börekli tarator havuç. Evet, patatesli börekli havuç tarator geliyor. Hadi bakalım. Emine Hanım, Satı Hanım'ın damak tadıma uymadı demesine ne diyorsunuz? Bir şey diyemezsiniz amca. Sizce bilerek mi yaptı? Tabii ki. Beğenmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü onu yiyip de kabağı hayatta yemeyenler, onları yediği zaman o çorbayı şaşırıyorlar. Yani bir kabak diyorlar bu kadar nasıl lezzetlendirilebilir? Acaba çorbanın içeriğini mi anlayamadılar? Zaten anladıkları düşünmüyorum ki. Ben düşünmüyorum. Evet, gününde el açma börek yapan biri olarak Özge nasıl buldun böreği? El açma değil galiba. El açması mı? Güzel. Niye hamur hazıra mı benziyor yufkası? Evet. Niye öyle sadece, bir el açma mı dedin? Sadece kalın olmuş birazcık o kadar. Herhalde yok, kat kat olduğu için. Patatesi az gibi bir şey yok, olmuş. Yok şundan sanki. Dolayı yaprak hamur gibi yaptığım için hani içteki kalınlıkları katları belli olsun diye çok inceltmedim. Çünkü içleri kat kat. Yani katı daha fazla görünüyor patatesten.
Onu demek istedim yani şöyle. Yani diyeyim. Patatesi bazen de çok fazla yani. Hiç, bilmiyorum şey olmuyor, ama benimki yani mi öyle acaba? Hamur kalın patates mi az diyorsun? Evet öyle geldi bana. Ama rulo yapmış o yüzden. Rulodan dolayı. Bir de sadece, kat ya. Şimdi sadece, ne kadar evet. Bakın mesela benimkinde de patatesler yerken hep döküldü. Yani dengesi ya da kesiliş ya da şekli. Olabilir bilmiyorum. Ben, ortası ben bayağı ortasıdır. Ben kendime geleni söyledim de. Arkadaşınkinde Halima'nınki öyle peki değil. Yerken boş bir hamur gibi yedin mi yani? Yediğinde patatesi yani, tamamlamadın mı? Çok hem de baharatını az buldum. Baharatı az şimdi gelmiş galiba. Şimdi çok koymuyorum. Koydum koyacağımı. Karabiberimi, pul biberimi koydum. Maydanozumu koydum. Şimdi çok baskın olmasın diye koymak istemedim. Çünkü bilemiyoruz. Patatesli böyle koyuyorlar ama yani. Koydum karabiber, pul biber koydum ama. Havuç taratorla baydı biraz beni. Ben bunun yanına dereotlu bir yoğurtlu bir salata bekliyordum bunun yanına. Patatesli böreğin yanına. Dereotlu daha fresh bir salata bekliyordum. Dereotlu. Bununla bu beni baydı. Zaten dereotlu çorba, bu da yoğurtlu. Ya, o zaten baştaki de şey, kremalı değil. Bu da yoğurtlu yani. Bu ha, yani ama değil, işte havuç tatlı olduğu için baydı. Hani patatesle bu beni. Evet. Bunda mı tatlı geldi havuçta? Evet, bu da tatlı. Aha, evet. Yani hani bu belki dereotlu bir salata olsaydı daha güzel olurdu. Fresh olurdu yani. Şekerli geldi mi? Şekerli gelmedi. Bana şekerli geldi. Bana tatlı geldi yani. Hani patatesle bunu yediğim zaman tatlı geldi. Mayonezi yoğun. Evet, aşırı derecede. Yani tam böyle şey değil. Ya mayonezde iki kaşık mayonez var. Süzme yoğurt. Peki tatlı kısmına ne diyorsun? İki kaşık mayonez. Öyle geldi bana. İki kaşık mayonezle süzme yoğurt var. Yani yok illaki vardır koymuşsunuzdur da baydığını söylüyorum hani. Ben evet. Bunun yanına sade İkisini dereotlu. İkisini uygun bulmadın. Yok bulmadım. Peki böreği güzel açmış mı? Yok böreği güzel yapmış. Sadece dediğim gibi patatesi bana az gelmiş ama bilmiyorum sizde nasıl. Bence bayağı ben... yoğun. Ha, bilmiyorum ama. Şey, ha, olabilir. Şimdi, kestiğiniz yer farklı olabilir arkadaşın ama. Arkadaşınki mesela yoğun. Benimki de yoğundu. Yani bana gelmiş. Orta bölümüne göre farklı olabilir. Ha, peki havuç taratora puan verecek misin? Yani yok, ben dereotlu bekliyordum aslında ama çok baygın. Şimdi dereotu beklediğin yani. İçin mi buna puan vereceksin? Yok hayır, çok tatlı olduğu için. Emine bununla Hanım, bu beni ama yani şimdi, açmadı. Hayır, havuç tarator şu anda olması gibi kayganlığıyla, akışkanlığıyla. Ama Özgün tatlı ki, ben yani. Ben dereotlu bir şey beklediğim için diyor. Hani öyle bir kural mı var yani? Yani şöyle bir şey var. Ben onu fresh hani bunun yanında şey onu mi? Yapardım. Daha fresh, daha beni açsın diye. Kabakta dereotu fresh. Var ya o yüzden. Aynen. Yok yani yok dereot, hayır. Dereot. Ben peki, mesela öyle düşündüm. Öyle düşündüm. Çünkü kendi başına lezzetli bir şey. Yok kendi başına lezzet ama çok bayağı tatlı değil mi? Bana tatlı değil geldi. Ya evet şey çorbada, bana tatlı çorbada geldi. Mesela tatlıydı ya. Bu biraz evet, daha hani bu da tatlı, biraz tatlı daha belki süzme yoğurduyla mayonezi dengeli olabilirdi. Mesela ben de yediğim zaman mayonez tadı oluyor. Tatlı şimdi geliyor. Sana geleceğim de puan kıracağını söylüyor Özge Hanım şu anda havuç taratorda. Ama şimdi havuç tarator kendi başına çok lezzetli. Şimdi böyle kendi başına dereotu, lezzetli. Şimdi ikisinin yan yana olma fikri. Yani dereotu şimdi sizin beklentiniz ne? Yani o hani ben dereotu onu... Dereotu gelmediği için hayır, mi puan hayır, hayır dereotu gelmediği için değil. Çok tatlı olduğu için. Yani tarator lezzetli değil mi? Yok lezzetli derken tatlı yani lezzet alamadım. Hani ben bunu bununla yiyince lezzetli bulamadım. Özge sen toplamda kaç puandasın? 14. Değil mi? 14 puandasın. Evet. Sata abla sen? 11. Gülsen? 10. Bir gün kaldı Halime abla. Yani bu havucu yani beğenmemene şu puan. Şu havucu beğenmemek. Emine abla sen de anneciğim arada beni bir dinle. Tamam. Sadece... Yani havuç taratoru beğenmemendeki sebep, puan vermemendeki hayır. Sebep bu 14 ile alakalı olabilir hayır, mi? Hayır ben dedim yani son günde yarışsaydım belki daha şanslı olurdum. Çünkü her şeyi kimin ne beğendiğini, kimin ne sevmediğini ya da masayı hani nasıl istediklerini daha iyi bilirdim. Pazartesi günü 14 puan alan bir yarışmacı olarak şanslı değil misin? Yani şans olarak tabii ki puan olarak şanslıyım ama hani ben şeyden bahsediyorum. Masanın düzeninden ya da ne bileyim hani insanların nasıl tepki vereceğinden hani ne şimdi koysaydım daha güzel olurdu. Puan alan biri cumaya kadar biraz daha puanlarını koruma şansı oluyor ya mesela. Yo, cuma ben, günü yarışan yarışmacının öyle bir hakkı yok. Ya. Şansı yok. Şöyle bir şey var. Aldığını ben, tabii aldığını alıyor. O zaman öyle bir şey olsaydı ben herkese bir hayır, ya da iki verirdim. Az önce çünkü şey dedin. Dereotlu beklediğim için puan kırıyorum dedin. Yani yok tatlı olduğu için beğenmedim anladım. Sadece. Yani hiç aşırı yoğun olsun. Geldiği için. Hamur için elde açtı mesela. Ha, onun yok için... elinde güzel açmış. Elinize sağlık. Peki afiyet olsun. Halime abla yorumun nedir börek ve tarator için? Börek Emine Hanım hep böyle çıtır olması hayır, lazım diyordu ya. Hayır ya yumuşak dedim ya çıtır dedim. İkisini de söyledim hani, çıtır demedim. Ya yumuşak, yumuşak. Hayır. Evet, börek yumuşak dedim olur. Ya yumuşak olur ya çıtır evet. Olur. Hani hayır, çatal... Şey, ben böyle çıtırlı falan hayır, bir börek ama, bekliyordum ama ya. Ben bilmiyorum öyle... aklıma benim öyle hayır, geldi ama orada. Bak iki türlü örnek sundum. Ya evet. Yumuşak olur dedim. Ama biraz yağ az olmuş. Yağ az olmuş. Hani biraz daha yağ fazla çok olsaydı. Çok koydum artık. Yani bunlar artık diyor ki yeter daha yapma. Yok, börek o kadar. Yağ sever. Ama daha şey olur. Yağlayarak yağlayarak. Yani buzdolabına şey koyarak yağlaya yağlaya. Bu koydum sefer de Halime Hanım diyecektiniz vıcık vıcık yağlı diyecektiniz yok, bence. Yok kuru olmuş bayağı. Ya o kadar, ben... da, o kadar da korktum yani art dediler daha sürme. Sen nereden bilen Halime Hanım öyle diyeceğini?
Yani öyle düşündüm yani onu söyle. Belki yağ seviyor. Bir de hani yok bilmiyorum. Börek yağ sever. Ama ben değil börek sever ya. İnanın gerçekten çok yağlı. Şey gibi. Doğru çekmiş ama çekmiş. Yaprak hamuru gibi yaptım. Hani yağladım yok, koydum. Şey olarak çekmiş hamurunu ya. Çekmiş. Yani. Yağını çekmiş. Üç kere bu işlemi biraz yap. Daha inan ya hani böyle yağlı olsaydı. Şimdi Halime Hanım tabii üç kere bunu yaptım buzdolabına koydum ama doğru. Bunu yarım saat içinde bu normalde kaç saat bekler tabii. Yaprak hamuru. Biliyorsun. Tabii. Beğendiniz mi hamuru? Afiyet olsun. Bekliyor muydunuz peki el açması bir şey yapmasını? Yani el açması yapar diye tahmin ediyordum. Çünkü ana menüsüne de hazır yufka kullanacak mecbur. O yüzden mutlaka hani el açması yapar diye tahmin ettim. Yani yufkayı yapmasaydı, almışken bir kilo fazla alıp da böreği de yapamaz mıydı? Yapabilirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.